Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bugün konumuz Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, uzman erbaş, uzman çavuş alımı yapacak mı? Bu konu hakkında bugün sizlere bir takım bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri en son uzman çavuş alımını hatırladığım kadarıyla 2019 yıllarında yapmıştı. 2019 yılından bu yana, yani yaklaşık 2,5 senedir maalesef Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımı yapmıyor arkadaşlar. Belirli nedenlerle bu alım yapılmıyor arkadaşlar. Bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri sözleşmeler alımları yapıyor. Astsubay, subay alımları yapıyor ama uzman çavuş alımlarını maalesef yaklaşık 2,5 yıldır yapmıyor arkadaşlar. Bugün sizlere bu konu hakkında detaylı bilgi vereceğiz arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı her sene uzman çavuş alımı yapıyor arkadaşlar. Bu sene Jandarma Genel Komutanlığı ilk defa KPSS şartı getirmişti. Ama herkes artık piyade uzman çavuş alımını bekliyor. Piyade uzman çavuş alımında KPSS şartı olacak mı, olmayacak mı? Herkes bu konuda bilgi sahibi olmadığı için bugün bir takım bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlarıyla ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın kararıyla 2023 yılına kadar piyade uzman çavuş alımı yapılmayacağının bilgisini aldık arkadaşlar maalesef. Bunu zaten biz bir sene önce almıştık bu bilgiyi. Birçok kardeşlerim maalesef bu konu hakkında üzüldü. Hani çünkü piyade uzman çavuş alımı olmuyor. Jandarmada uzman çavuş alımı yapılıyor ama maalesef KPSS şartı var. Gerekli kriterler zorlaştığı için jandarmada artık uzman çavuş olmak çok zorlaştı. Herkesin artık sağ tarafına dönüp acaba piyade uzman çavuş alımı yaparken KPSS şartını getirecek mi, getirmeyecek mi? Bu konu hakkında kararsız kalmışlar. Şimdi arkadaşlar, bu konu hakkında tam bilgi sahibi değiliz ama büyük ihtimalle Türk Silahlı Kuvvetleri, bence hani benim analizlerimize ve tahminlerimize göre KPSS şartı yapmayacaktır. Bu sadece bir tahmin arkadaşlar. Çünkü binlerce aday piyade uzman çavuş olmak ister ama bu şartlar altında da olamaz arkadaşlar. Artık Jandarma Genel Komutanlığı ilk defa bu sene yaptı ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacağını tahmin etmiyorum yani arkadaşlar. Büyük ihtimalle de olmaz. İnşallah da olmaz arkadaşlar. Çünkü KPSS şartı geldiği zaman yani birçok kardeşlerimiz üzüntü bir halde oluyor arkadaşlar. Ben bile istemiyorum yani. İnşallah KPSS şartı gelmez. Gelelim bu alım ne zaman olacak? Bu konu hakkında detaylı bilgi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi aldığımız bilgilere göre 2023 yılından sonra uzman çavuş alımı yapılacağını bilgisini aldık. Piyade, yani Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, uzman erbaş, yani piyade. Şimdi arkadaşlar, 2022 yılında belki bir olma ihtimalleri var. Yani belki 2022 yılında Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla piyade uzman çavuş alımı yapabilir arkadaşlar. Çünkü artık bu 2,5 sene içerisinde piyade uzman çavuş alımı olmadı. 2,5 sene içerisinde maalesef emekli olan komutanlarımız olsun, görevleri bırakanlar olsun, eğitimden dönenler olsun, şehit olan kardeşlerimiz olsun. Yani bu gibi durumlar olduğu zaman maalesef bu boşluklar her zaman dolduruluyor arkadaşlar. Rabbim hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmasın. Rabbim mekanlarını cennet etsin arkadaşlar. Yani bunları söylerken bile dilim düğümleniyor. Onun için arkadaşlar, 2022 yılında belki bir ihtimal Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımını açabilir arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir, yani alım olabilir. Onun için kendinizi iyi hazırlayın arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı her sene 5000 uzman çavuş alımı yapıyor. Ve bu yaptığı zaman da her sene itibariyle bunu yapıyor. Yani dediğimiz gibi boşluklar oluyor, emekli olan komutanlarımız oluyor, eğitim bırakanlar oluyor. Bu gibi durumlar olduğu zaman Jandarma Genel Komutanlığı bu alımı yapıyor arkadaşlar. Bu 2,5 yıldan belli Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri bu gibi alımlar yapmadı. Bence 2022 yılında olabilir arkadaşlar. Böyle bir alım olabilir. Allah'ın izniyle de inşallah olur arkadaşlar. Sizler kendinizi iyi hazırlayın. Ama dediğimiz gibi bir bilgi aldık. Bu bilgi 2023 yılına kadar
Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzman çavuş alımı yapılmayacağının bilgisini aldık. Ama inşallah olur arkadaşlar. Yani ben de isterim gerçekten böyle bir alım olmasını. Her kardeşimizin hayalinde içinde yatan bir vatan sevgisi vardır. Rabbim her kardeşimize vatan sevgisini nasip etsin arkadaşlar. Umarım sizlere iyi bir içerik çekmişimdir arkadaşlar. Lütfen sizler de videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hayırlı akşamlar.